Kıllı bacaklarıyla videoyu başlattım ya. Önce selam. Selam. Garfield bize geldi. Garfield kim diyeceksiniz? Garfield'ın fotoğraflarını koyuyorum. Bir sürü güzel fotoğrafı var. Eskiden bizim eski çalıştığımız klinikte sahiplendiğimiz, yani o klinikteyken sahiplendiğimiz bir kediydi. Garfield'ın hikayesini anlatayım. Kısacık, zaten çok kısa bir hikayesi var. Garfield teyzemlerin dondurma dükkanında baktı. Ama sonra dondurma dükkanının işte kapatılma vesaire gibi durumlar olunca bizim kliniğe sahiplendiğimiz klinikten de klinik sahibinin yok ben klinikte kedi istemem vesaire falan diye zırvalayıp gönderdiği bir kedi. Sonra teyzemlerin evine döndü tabii ki. Teyzemlerin evinde kalıyor şu an. Yaklaşık bir yıldır görmüyordum. Geldi. Stüdyonun içinde de kapağı açtım. Adamın hiç istifini bozmaya niyeti yok. Şu tipe bak. Garfield. Hatta şöyle yapalım Yusuf'um. Garfield'ın fotoğrafları o kadar güzel ki. Şöyle kısacık bir slideshow şeklinde bir gönderir misin? Bir 10 saniye 20 saniye onu izleyelim. Çok seviyorduk. Kucağa gelirdi, hasta sahibinin kucağına. Bu arada şimdi iç dış parazit yapılacak da kliniğin içerisi tıklım tıklım falan aldım. Ben halledeceğim diye. Metin'le beraber alacağız muayeneyi. Bir genel muayeneden geçecek ya. Acaba orada ne yap? Bak bir yerlere işeme, tamam mı? Aha kamera netlemedi seni. Bir yerlere işeme, tamam mı? Şimdi sizi bir acil vakaya götüreyim. Götürdün mü? Bak mesela bir tane çocuk geldi şu an. Yusuf sen ne arayacağım? Garfield'ın ortasına koyarsın. Burada kulakta bir yırtılma var. Adam bir şey diyor mu? Ne götürdün? Dedim bir şey yok. Sadece kulakta. Görüyorsunuz şu an. Sıpayı bir tane köpek ısırmış. Söylemek istediğim şey şu. Mesela böyle bir tabloda sahibi içeride korkuyor, gergin. Böyle bir tabloda da yani gelip benim burada çekim yapmam namüsait. Güzel bir şey değil. O yüzden böyle şeyleri sunmamak için elimden geliyorum. Çünkü bazen yazılıyor hani böyle parazit mi bir şey mi falan diye. Bu tip vakalar, operasyonlar falan bunları sunmak hasta sahibine bazen saygısızlık oluyor. Ama bazen de sunuyorum. Yani bundan sonra da sunacağım zaten. Bilginiz olsun. Hatta kurulu kamera falan bile koyarız. İşlemlerin hepsi bittikten sonra en azından sahibi de izler. Çocuk neler yaşadı vesaire. Allah'ın bile bir o kadar akıllı. Güzellik. Çok güzelsin yavrum sen. Şimdi Metin abisi çocuğun kulağını dikecek. Muayene bilgilerini yazıyor. En azından lokal anestezi altında yapılacak. Haydi Garfield'a devam edelim. Böyle tatlı bir şey gördünüz mü? Hadi ekibe sürpriz yapalım. Ya bu kim ya? Pansiyona mı başladı? Evet, Dobby'de pansiyon. Dobby'de pansiyon. Ya şunu bir getir. Bir iki saattir muayenede şey, aa, stüdyodaydı. Tırnakları çok uzun. Anne, tırnaklar deli uzun. Gözleri şer çiziyor. Neden daha önce söylemedin? Bugün gözlerini tırnaklarla travmasın. Gözde! Şey gözden acıyor. Garfield! Bizi gözde. Bu kimin kedisi ya? Benim teyzemin kedisi. Ne güzelmiş var. Maşallah. Benim kedimdi. Klinikte eski patron tırnaklar kesilecek. Evde çünkü artık tamam. Kesin lira. Çok çizdi her yeri. Teyzeme iletiyorum. Baba benim güzel oğlum. Abiler ablaları bir genel muayene. İçtir. Bugün olmaz. Yarın için randevu alalım lütfen. Ben yaparım o zaman ya. Randevusuzlar artık alıyor muyuz direkt hiç düşünmeden? Bugün içimizden geçtiler. Hakikaten randevusuz ne oldu? Metin hali bak. Ya omelat masası aşağıda kalıyor ya. Boyama yetmiyor, sırtım ağrıyor ya. Beni kısaltalım evet. Metin'den bir omur alalım. Garfield. Allah'ım 1.80 kuracağız. Şu an çok gücüm kalmadı ya. Biz ayağımız bugün çok içimizden... artistik değil mi? Ya tosun tombalak bu kedi bu. Dişeti çekilmiş. Çok güzeldir bu ya. Dişi de sarı. Herhalde renginden kaynaklı. Bilmem nasıl. Deformasyon. Kulaklar maşallah. Ben de hasta sahibim. Nasıl bir de ölüyor ama bir de tırnağını keserseniz iyi olur. Bir de böbreklerini eliyor. Çok iyi. Şu anlara şaka bir yanda. Bir yandan evet tüy döküm fazla. Mamayı değiştirmeleri lazım mı? Ama çok iyi olur ya. Ne kullanıyorsun? Kaç gündür sizler? Kızlara bırakabilirim. Ya bir dur. Bu efsanedir hakikaten. Bir şey değil mi? Gözde hep sarı kedi istemiştir biliyor musun? Hayır. Sarı kediler nükleer enerjiyle çalışır. Çok korkarım. Her renk kedim olduğu için sarmanım olmadı. Bunun altını söyleyeyim sana bak. Birazdan Gözde'nin kucağından almaya çalışırken Gözde hep çakacak nişanı. Yani rahatını bozma. Sıkıntı bunda belli. O. Belli. Kondisyonundan belli. Benim rahatımı bozma. Güzellik. Nasıl yerleşti yalnız var ya.
Kediler kalıpları alırlarmış ya şey. Sıvı. Sıvı formdadır kediler. Direkt buranın şeklini alır. Kediler kalıpları alır. Allah seni de oradan lenf tümlerine falan bir bak. Onun kulağı kesik. Ben şu an şey gibi hissettim. Beleşe muayene ettirmeye çalışanlar böyle mi yapıyor? Bir de şurasına bir bak, şurada da bir baksan falan diye ayaküstü bana muayene ettirirlerdi orada. Şahane. Evet, yani yapın. Tamam, bu sonuçta evet. Bu işin şeyin de var. Racon başlıyor, var. Evet hocam. Ama böyle hani sadece soru sormaya girip bir saat hekim kilitlediğinizde... Sadece tırnağa gelip, o da var. Sadece evet. Tırnağa gelip... En değerli şeyimiz zamanı. Ufak tefek soru soracaksın, tabii ki bilgi alacaksın ama... 40 dakika sonra. Peki hocam. Aynen. İşlem tamam herhalde Spon. Ensesine dokunmayın. O da dişle alakalı problem nedir? Var. Tartarlar oldukça yok. Ben bunu bir kapatayım da bir görüntü. Özellikle şu dişte var bak. Hayır yandan. Bir de kucakta muayene oluyor ya. Yani çok güzelmiş vallahi. O kanın diş abi onlara bir şey, şey yapılmaz mı? Şu an... Çekmeyelim. Yo, ama yaparım. Diş taşı da yok. Hayır. Plakları var. Diş taşı değil. Yani şurada hafifçe yüzeyse alamadım. Benim baldırımı ısırmaz inşallah. Şey yapmaz. Dişleri tam şeydeki şu neydi? Bir tane film vardı ya Ice neydi? Ice Ventura. Yok yok. Ice Baby. Başlar başlamış yavaş yavaş. Ice Age. Tenisine girmelik tablo da değil ama. Hayır kesinlikle değil. Ice Age'de diş et çekilmesinde kedide yapılabilecek bir şey yok. Yani bir şey yok. Güzelce fırçalayacaksın. Zaten yaşı da bu arada bayağı fazla. 8 mi? Kaç? Şu an 8 ve üzeri. Dedim. Tamam. Ya evet 5 yıl bizim klinik. Bizim klinikten öncesi var, 1-2 yıl civarı. Dişlerin acil yapılacak bir şey. Bizde de yetişkindi zaten. Şu an tamam. Bence böyle devam etsin, hiç müdahale edilmesin, dokunmayın. O zaman geçmişler olsun. Haydi baksın. Hadi gidelim. Ben baksını getireyim. Hadi dağılın. Biz de baksımıza gidelim. Herkes baksına gitsin. Bizi de birilerine baksın. Kliniğim orada kapanış zaten. Ben Garfield'ı en sona bıraktım. Bu arada dünkü videoyu izlediniz mi? Bu cümle ne kadar güzel oldu. Dünkü video dediğim 7 dakika sonra gelecek. Kenze'ye bakıyorsunuz, ben Garfield'ı koyup çocuklarımı görmeye gideceğim, çok özledim. Bu arada kedisi köpeği olanların tüyü gelsin böyle az önceki gibi bıyıklarıma bulaşsın, sizin de öyle olsun ve akşama kadar kaşının emin. Böyle evden toplantıya gideceğiniz takım elbiseyle çıkın, okula gideceğiniz etekle, gömlekle çıkın, sonra bir fark edin ki kedinizin tüylerini almamışsınız. Akşama kadar o tüylerle gezin, herkes böyle baksın böyle. Kötü bir şey değil tabii ki bu da. Beddoğan'ın güzel tarafı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğimize de dikkat edin bu arada. Veteriner hekimlerin gerçekten en önemli sermayesi zamandır. Yani sanmayın ki veteriner hekimler orada işlerinin dışında geçip burada çay kahve içmiyorlar. Yani çay kahve de içiyorlar. Bunu gizlemiyoruz ama çok fazla çalışmamız da lazım. Eğitim hiçbir zaman durmuyor. O yüzden sizin veteriner hekimlerinizin zamanına kıymet vermeniz lazım. Ki onlar da bunu ekstra size saygı olarak geri döndürür. Onu da söyleyeyim.